Arkadaşlarım, abilerim, ablalarım, dostlarım, hepinize selam olsun. Bugün yine çok güzel bir hikayemiz var. Hadi uzatmadan şu hikayeye başlayalım. Adım Oğuz. Terörle mücadele subayı olarak askeriyede yıllardır görev yapmaktayım. Bu yolda birçok yoldaşım oldu. Birçoğu da şehadet şerbetini içerek şehit oldu. Onlarca insanla onlarca operasyona katıldım. Hepsi benim için değerlidir. Hepsiyle ayrı ayrı hanım oldu. İyisiyle kötüsüyle ama birini asla unutamadım. O arkadaşla görüşmeyeli yıllar olmasına rağmen hala aklımdan çıkaramadım. Hala yüzü aklımın bir kenarında, dediğim gibi terörle mücadelede görev yapıyorum. Uzman çavuş olan görev arkadaşım vardı. Adı Kadir. Kendisiyle bayağı iyi anlaşırdık. Dağda anlaşacak insan bulmak gerçekten çok zordur. Deyim yerinde ise kardeş gibi oluyoruz. Evdeki eşlerimizden, anne babamızdan ve çocuklarımızdan daha çok görüyoruz. Zaman geçiriyoruz. Ama Kadir tuhaf biriydi. Müneccim gibi adamdı diyebilirim. Bir gün görev dönüşü mevkide oturduk. Muhabbet etmiyor. İlerideki taşı gösteriyor. Bak, bu taşın altında 3 tane örümcek var. Üçü de birbirine bakar vaziyette duruyor dedi. Hadi be, daha önce kaldırıp baktın değil mi diye söyledim. Taşı yöneldim. Taşı itip altına baktım. Hakikaten de 3 tane örümcek taşın altında duruyor ve birbirlerine dönük şekilde duruyordu. Kadir'e şaşkınlıkla baktım. Nasıl bildin? Kesin sen bizden önce çaktırmadan baktın değil mi dedim. Peki inanmıyorsan karakola giderken herhangi bir taşı göstereceğim. Onun altına bakacağım. Ne olup ne olmadığını sana söyleyeceğim dedim. Eyvallah, göreceğiz bakalım neler çıkacak ortaya dedi. Mevkide biraz dinlendikten sonra toparlandık. Karakola doğru yürümeye başladık. Sürekli olarak tetikteyiz. Vatan haini her yerden çıkabilir. Kadir beni dürttü. Komutanım, şu kayanın altında kara çizgili boz yılanlar avını yemiş dinleniyorlar dedi. Hadi lan falan dedim. Yine kayanın yanına yaklaştık. Kayayı biraz yerinden oynattığımda altında kara çizgili boz yılan dediği gibi kayanın altındaydı. Kendi kendime bunu kötüye yorma. Altıncı hissi kuvvetlidir. Ondan biliyordur diyerek kendimi kandırıyordum. Bir yerde okumuştum. Altıncı hissi kuvvetli olan insanlar rahatlıkla bu tarz şeyleri bilebilirlermiş. Kadir'le sürekli operasyonlara katılıyorduk. Ama nasıl oluyorsa teröristlerin yerini bilebiliyor, yatın, kalkmayın, gelecekler diyordu. Hangi yönden geldikleri, kaç kişi olduklarına kadar hepsini biliyordu. Bu durumu artık merak etmeye başladım. Çünkü Kadir'le operasyona çıktığımızda neredeyse ya hiç çatışmaya girmemiş ya da girdiğimiz çatışmalarda hiç hasar almadan çıkıyorduk. Genelde gruplar ile karşılaşıyorduk. Bir şey vardı ama ne? Bunu muhakkak öğrenmem lazım. Yine böyle intikalden gelmiştik. Karakolda, ranzalarda uzanırken Kadir, uzmanım sen bunları nasıl biliyorsun? Nedir senin kerametin? Vallahi korkutuyorsun beni. Altıncı hissin bayağı kuvvetli. Teröristleri bile biliyorsun maşallah. Anlatırım sonra komutanım. Yetenekli biriyimdir bu konularda. Ben yanında olduğum sürece teröristlerden korkmanıza gerek yok dedi gülerek. Kadir uzmanla biraz konuştuktan sonra uyudum. Ertesi gece devriyeye çıkacaktık. Devriyeye dediysem pek fazla uzaklaşmadan karakolun çevresinin güvenliğini sağlıyoruz. Karakolu göreceğimiz bir noktaya geldik. Geri dönüş yoluna girdiğimizde kayalıklarda inerken önde giden Kadir uzmanın sesini duymaya başladım. Şimdi değil, sonra lütfen. Yalvarırım, ne olur diyor. Herhalde telefonla konuşuyordu. Ama burada, bu devriyede yapılacak bir şey değil. Başımıza iş alacağız. Sonradan aklıma geldi. Telefon çekmiyor ki burada. Bu adam kiminle konuşuyor diye. Kadir uzmanım diye kısık sesle seslendim. Cevap vermedi. Sırtımdaki 40 kiloluk çanta 100 kilo gibi oldu. Üzerime ağırlık çökmeye başladı. Kendimi bıraktım bırakacaktım. Etrafındaki askerlere baktım. Hepsi normal şekilde. Yanımızda sessiz şekilde yürüyorlardı.
Aynı benim olduğum gibi el tetikteydi, zorlanarak da olsa. Sonunda düzlük alan almıştık. Ama Kadir Uzman sürekli bizden biraz ileride ilerliyordu. Adımlarımızı hızlandırdım. Kadir Uzman'a yaklaşırken önünde kapkara bir duman olduğunu gördüm. Hemen arkamı döndüm ve kara bir duman arkamda belirdi. Kulağıma fısıldanmalar, yakınmalar başlarken hemen Yasin okumaya başladım. Üzerime çöken ağırlık beni bitirecekti resmen. Kara duman ise hala karşımda ve fısıldamalar yerini kahkahaya bırakmış. Beynim seslerin geldiği şeyi görmek istiyorken Kadir Uzman yanıma geldi. Dizlerimin üstüne çökmek üzereydim. Kadir Uzman'ım, bir şey göremiyorum. Uzman'ım, Tim'den uzaklaşmadan göremiyorum. Arkalarından yetişelim dedi. Kadir Uzman ise hiç istifini bozmadan yanımda duruyor ve bir şey demiyordu. Uzmanım diyerek başımı çevirip ona baktığımda La ilahe illallah. Kadir Uzman'ın yüzü çok kötü, şeytani görünüyordu. Yürü lan diyerek ittirerek götürmeye başladı. Önümüz uçurumdu. Kadir Uzman uçuruma doğru yürüdü ama düşmedi. Resmen havada asılı kalmıştı. Beynimin içinde yankılanan fısıltılar Kadir Uzman'ı takip etmemi söylüyordu. Dualar ediyor, telsizde mandallama yapıyordum ama karşılık gelmiyordu. Yaradan'a sığınarak başımı yere eğdim ve dualar ediyordum ve kulaklarımı kapatıyordum. Yönümü değiştirerek yürümeye başladım. Ayaklarım sırtımdaki ağırlığı taşımıyordu artık. Birden nasıl oldu anlamadım, düştüm. Çamur dolu bir yere, kıpırdayamıyorum, oradan çıkamıyorum. Timim de kaybolmuş. Etrafıma bakarken bana yaklaşan ayak seslerini duydum. Kıpırdamadan sesin geldiği yere baktığımda bunun Kadir Uzman olduğunu anladım. Ha terörist gelmiş, ha Kadir Uzman. Benim için ikisi de aynı. Silahımı çamurdan çıkaramıyor, hiçbir yerimi hareket ettiremiyorum. Deyim yerinde ise boğazıma kadar çamura batmıştım. Kadir Uzman dibime kadar geldi ve manasını bilmediğim bir dilde bir şeyler söylemeye başladı. Eliyle de kafamı bastırıyor, çamurun içine tamamen batıp ölmemi istiyordu. Bir taraftan da gülerek sarf ettiği kelimeler ise şuurumu neredeyse yitirmeme sebep olacaktı. Ama kendimi tutmam lazımdı. Besmele çekip ayetel kürsü okumaya başladım. Ağzımın çamurla dolmasına rağmen kalmışken Kadir Uzman'a ''Ben seni alemlerin yaratan yüce Allah'a havale ediyorum. En doğrusunu o biliyor.'' dedim ve ezan sesi duyuldu. Karşımdaki Kadir Uzman duman oldu. Bir anda havaya karışıp rüzgarla kayboldu. Rabbim yardıma gelmişti. Ezan sesi sanki dibinde okunuyormuş gibiydi. Gür ve güçlü. İçimdeki tükenmiş olan enerji yeniden dolmaya başladı. Üstümdeki ölü toprağını attım. Gayret edip çamurdan çıktım. Üstümdeki çamuru silkelerken telsizden kodum anons edilmeye başladı. Tim komutanı bana sesleniyor. Bayağı uğraşıp hiç sinyal alamamıştım. Ama şimdi kendilerinden sinyal gelmiş. Tim komutanına, "Komutanım, Tim'i kaybettim. Kayboldum." dedim. Haritadan yerimi işaret ettim. Sırtımı bir kayaya verip Tim'in gelmesini beklerken ileriden bana doğru yaklaşan ayak seslerini duydum ve o tarafa doğru dikkat kesiliyor namluyu sesin geldiği yöne doğru çevirdim. Elim tetikte beklerken sesin Kadir Uzman'dan geldiğini gördüm. Tek başına geliyor, elleri havada. "Komutanım, benim." dedi. Elim hala tetikte, en ufak yanlış hareketinde sıkacaktım. "İn misin, cin misin, lan?" diye bağırdım. "Komutanım, anlatacağım, bir dinleyin." dedi. "Anlat, ben buradayım." dedim. "Komutanım, her şey için özür dilerim. Yaşadığın şeyler benim yüzümden. Yanımdaki seni tehdit olarak gördüğü için ortadan kaldırmak istedi." "Kim lan?" diye sordum. "Dinime imanıma öldürürüm. Hepsini adam akıllı anlat." dedim. "Kadir Uzman, bana bak. Ben küçükken hamama gittim. Hamamda tek başıma bir gece kaldım. O gece bir şeyler yaptım. Ve o gün bana bir haller oldu. Kendimi garip hissetmeye başladım. Dişi bir cin bana musallat oldu. Bana dadandı. Beni sahiplenip hayatıma girdi. Benim karım oldu.
Bana her şeyi söylüyor. Beni koruyor. Sanırım seni kıskandı dedi. Ve Kadir Uzman'a hiçbir şey demedim. Tim gelene kadar bekledik. Tim komutanı geldiğinde neler olduğunu sordu. Çukura düştüğümü, Kadir Uzman'ın beni kurtarmak için uğraştığını ve telsizin çalışmadığını söyledim. Tim komutanı pek inanmasa da üstüm başım çamur içindeydi. Başka ne olabilirdi ki? Hep birlikte karakola dönerken etrafta dolaşan ateşsiz dumanı görebiliyordum. Benim haricimde kimse görmüyor gibiydi. Kadir Uzman'ın da zor durumda kalmasını istemediğimden kimseye bir şey demedim. Karakola vardık. Güzel bir duş alıp yattım. Onları düşünüyordum. Birden dolabın kapağı açıldı. İçindeki eşyalar yere saçılmaya başladı. Hiç kıpırdamadım. Hemen dua etmeye başladım. Bir süre sonra kalkıp eşyalarımı geri yerine koydum. Yaradan'a sığınmaktan başka hiçbir şey yapamazdım. Allah'ım, aklıma mukayyet ol diyordum. Bu olaydan 2 gün kadar sonraydı. Kadir Uzman'la tek kelime bile etmemiştik. Devriyede etrafımda dolanan o kara duman beni çok tedirgin ediyordu. Teröristler bir yandan, bu kara gölge bir yandan beni çok tedirgin ediyordu. O gece Kadir Uzman'la aynı yerde yatmak zorunda kaldık. Sürekli tedirgin uyuyordum zaten. Dağda olduğumuzdan dikkatli olmamız lazımdı. Her an saldırı olabilirdi. Karanlığın içinde fısıltı ile konuşma sesi rahatsız etmeye başladı beni. Başımı oraya doğru çevirdiğimde yastığımın üstünde beylik tabancamın namlusunu başıma dayayan, kıpırdamadan gözlerim odanın içine çevrildi. Kadir Uzman'ın yanında bir karartı vardı. Besmele çekip yataktan fırladığım gibi kendimi odadan dışarı attım. Nöbetçi komutan odasına vardım, oturdum. Yarın ilk iş karakol komutanına durumu anlatacaktım. Onlar beni öldürecekti kesin. Beylik tabancamla kafama sıkacaklar, sonra intihar etti diyeceklerdi. Senaryoları bile hazır. Nöbetçi komutan da gece boyunca muhabbeti, durumu anlattım. Onlar da Kadir Uzman'da bir gariplik olduğunu, birkaç askerin de benzer şeyler anlattığını söyledi. Demek ki bunları bir tek ben yaşamıyordum. Ertesi gün karakol komutanın yanına gidip maruzatımı ilettim. Ben iyice dinlendikten sonra, evet biliyorum, Kadir Uzman'da bir gariplik var. Aslında onu ben de burada istemiyorum. Askerler ve birkaç komutan onun bu durumundan şikayetçi. Sen git, ben gerekeni hallederim dedim. Komutanın yanından çıkıp yemekhaneye indim. Biraz kafamı dağıtmam lazımdı. Çay, sigara falan derken akşam oldu. Hiçbir işe girişmedim. Kimse de çağırmadı. Akşam yemekten sonra odaya gittiğimde Kadir Uzman'ın eşyalarını topladığını gördüm. Bana sert bir şekilde bakarak emeline ulaştım. Beni psikiyatri servisine sevk ettiler. Bugün olmasa da seninle elbet hesaplaşacağız. Sana neler yapacağım tahmin bile edemezsin dedi. Aslında onu kaldırıp yerden yere vuracak cüsseye ve güce sahibim. Nedense gücüm yokmuş gibiydi. Korkmuştum. Ondan değil ama onun arkasındaki kara dumandan. Bir şey demeden hemen oradan ayrıldım. Yine soluğu nöbetçi komutanın odasında aldım. Bu gece başka bir uzman arkadaşla nöbetteyiz. Sabaha kadar onunla sohbet ettik. Yanından ayrılmadım. Ara ara beraber karakolun içinde dolanıp geri geldik. Ayıptır söylemesi. Neredeyse tuvalet kabinine bile yanında gidecektim. Kadir Uzman'ın yanındaki ateşsiz duman beni çok korkutuyordu. Sabah olmuştu. Kadir Uzman askeri araçla gitmişti. O karakoldan gidince nefes aldığımı hissettim. Aradan bir ay kadar geçmişti. Karakol komutanı yanına çağırdı. Kadir Uzman'ın sözleşmesi feshedilmiş. Akli dengesinin yerinde olmadığını, olmayan birinden bahsediyor. O benim karım diyormuş. Bilgin olsun dedi. Benim için çok güzel bir haber. Artık onu görmeyecektim. Aradan uzun zaman geçti. Sorunsuz geceler, günler geçiyor. Kadir Uzman şimdi nerede, ne yapıyor bilmiyorum. Ama ben artık huzurluyum.